Nerede çatla? Attım, bir de attım. Türkiye Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olayları konuşuyor. Eğer olaylara hakim değilseniz ya Anadolu'da sıradan bir üniversite ne olmuş olabilir diyebilirsiniz. Haklısınız da çünkü bu kadarını ben de beklemiyordum. Olaylar Karabük Üniversitesi adına açılmış bir itiraf sayfasına yazılan mesajlarla başlıyor. Mesela bir tanesini göstereyim sizlere. Admin, utancımdan sahte hesap ile yazıyorum. Lütfen paylaş, herkes bilinçlensin. Geçen hafta Nijeryalı biriyle birlikte oldum. Allah cezamı verdi ve şu an yüzüm, genital bölgem uçuk dolu. Yanlış bilmiyorsam tıptaki adı herpesti bunun. HPV de olabilir. Ha, herpes! Herpes kapmış amına koyayım. Tam bilmiyorum ama gerçekten çok sıkıntılı bir hastalık ve çok bulaşıcı. Korunmasız ilişkiden sonra bulaşabiliyor. Diyor ki genital bölgem uçuk doldu, çok fena kaşınıyor. Hastalık kaptığımı düşünüyorum. Lütfen paylaştı arkadaşlar, korunmasız. HPV'de asıl sorun rahim ağzı kanseri tehlikesi. O ne sayın doktorum? Sayın doktor Ahmet'im, rahmi ağız ne? Rahmi ağız, rahmi can, am kanseri. Oo. Oo. Kimseyle bir şeyler yaşamasın. Utancımdan hastaneye bile gidemiyorum. Bu utanç mevzusunu falan zaten konuşacağız. Ama çok daha büyük skandallar var. İtiraflar bununla da bitmiyor. Admin gizli olsun. Rastalı 1.70 boylarında balık etli bir zenci kız var. Sansürlemişler ilişki türünü. Fakat anlamışsınızdır. Aa bak! Bak dedim size, götten bulaşıyor dedim bak! Dedim bak! Bak! Kız altına sıçmış amına koyayım götten. Tövbe estağfurullah. Ama bu ne kadar iğrenç bir şey ya. Tam bunun üstüne bir link attım bu işte. Bir baksana ona, bir izlesene. Nerede attın? Abi şu linkleri nerede attığınızı da söyleyin. Ha, Discord'dan. Ne bu? Benim kocam siyahi, tabii ki için evlendim. Benim karım Türk, tabii ki Türkiye'de biraz yaşayabilmek için evlendim. Benim kocam siyahi, tabii ki için evlendim. Abi bu yanlış yerde sansür koyulma şeyi ya, bu doğru değil. Abi yalnız sonunda bu da bu Türkiye'ye bulaştı. Ne diyeyim? Burada da çok var bu olay. Ça. Kızlar hep artık siyahilerle sıkışıyor. İnsanlar artık zor tutuyor karıları. Burada da çok var ama Türkiye'ye bulaşması 6-7 sene sürmüş. Burada 6-7 senedir böyle. Niye sıkışıyorsun diyorum? Yarra büyük kaliteli diyor. Niye öyle abi? Kaliteli yarrakları varmış. Benimki de büyük. Abi sadece büyük değil, kaliteli. Bir de siyahiler durmadan yapabiliyormuş. Şak 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 şak. Boşalmıyor. Amın düdükleri. Karı size dokunuyor. Ah ah, boşaldım oluyorsunuz. Amın düdüğü. 2 dakika karıyı zevke getiremiyorsunuz. Sonra niye siyahiyle sıkışıyor? Amın düdüğü. Yala dedi yalama, yala dedi yalama. Bu adamlar bir saat boyunca pancar motoru gibi, benim gibi. Direkt. Maşallah abi. Yani sevişmek iki taraflı zevktir. Erkekler boşaldı mı zevki bitiyor. Kadınlar öyle değil. Kadınlar bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere, altı, 10 kere boşalır amına koyayım. Maşallah abi. Sende bir am doktorluğu sezdim. Lan oğlum, siz bunu bilmiyorsunuz mu? Abi 3-4'te 10 defa ne yapıyor? Bir tane yapsın yeter. Ne bir tanesi oğlum be? Kadınlar erkek gibi boşalmaz. Kadınlar orgazm getir. Niye? Kadınlar... Tövbe tövbe. Nasıl konulara girdik ya? Kadınlar... Ya bunu nasıl anlatacağız ki şimdi ya? Sen Berat'a bakma, boş ver. Abi mantıklı değil ki. Siz daha kadını bir kere boşaltamadan siz boşalıyorsunuz.
Vallahi ya. O tarz bir cinsel ilişkideyken aynı. Mustafa, what is 53 hours? Mustafa, what is 53 hours? I'm fucked, bruv. Don't tell me about it. Şu saatleri hatırlatmayın insanlara. Şimdi gene başlayacaklar. Tam regal olacağım. youtube.com/watt soru işareti ve eşittir bunu diyor. Bu arada bir de siz büyük ihtimal porno sitelerinde anal izlemişsinizdir. Öyle sizin bildiğiniz gibi olmuyor anal. Analda sevişme yaptığınızda kadın çoğunlukla altına suçar. Orayı siliyorlar, kesiyorlar, besiyorlar falan, ondan sonra devam ettiriyorlar. Was it not 14 kim yaptı bunu? Yani altına sıçar derken yani biraz pok çıkıyor. La denedin. Oğlum ben 31 yaşında adamım. Oldu. Hastayım şu an, çok çok kötüyüm. Lütfen insanlara söyle, zencilerle birlikte olmasınlar. Burada olmayıp Afrika'da olan virüsler varmış. İtiraflar bu şekilde devam. Oğlum nereden nereye geldik? Durun la, şunu dinliyoruz ya. Dur ya. Devam ediyor. Kendine zenci erkek arkadaş arayanlar mı dersiniz? Onlardan kaptıkları virüsleri anlatanlar mı dersiniz? Gerçekten hayatımda gördüğüm en korkunç, en kaotik itiraf sayfaları. Yalnız bu siyahiyle yatma olayı Türkiye'ye geç gelmiş. Türkiye niye her zaman böyle geride geliyor abi ya? Amerika'da, abi, Avrupa'da, İngiltere'de 6-7 senedir bu böyle. Karılar hep siyahileri vermeyi seviyor. Hatta bir sürü gavat var, gavat. Karılarına sırf karısının böyle bir fantazisi var diye karısına şey yaptırıyor, siyahi alıyor. Parayla. Burada çok var öyle. Adamlar hep, siyahileri hep ilan atıyorlar sitelere. Karını böyle sever, 2 saat dayanırım, şöyle böyle falan diye. Adamları böyle sikiş tanrısı olarak görüyorlar. Harbi diyor. Abi orada şeyden dolayı olabilir. Orada insanlar rahat olduğu için o insanların gözüne batmıyor ya. Burada da tam tersi mesela. Burada daha fazla yapıyorlardır belki de. Ama full sır gibi kendi işlerinde saklamaya çalıştıkları için. Evet. Aynen öyle. Bundan bir tanesi. Bu olaylar yani patladıktan şey gibi, sonra birisiyle yatmak için ilk başta onunla yatmak olmadığını anlatmak gerek gibi. Üniversitesinden bazı bilgiler geldi. Mesela inşaat mühendisliği bölümü 3. sınıf yoklama... Gazeteci Gamze Dağ, Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 3. sınıf yoklaması sadece 2 Türk öğrenci var. Ne? Türkiye'deki bir üniversitede 3. sınıfta 2 tane Türk mü var sadece? Doğrudur abi. Şaşırmıyorum. Abi o... 2000 dolara okuyorsun. Karabük nere Karabük? Kuzey, Karadeniz sol tarafı. Oğlum burada ne işi var bu? Allah Allah oğlum, ne abi, olmuş böyle Türkiye'ye? Her yer, her yer. Bütün üniversitelerde en az yani 5000 tane vardır. Abi biz benim okuduğum üniversitede de var mesela. Sadece 2 tane Türk var. Öğrencinin ismi Allah var. Allah Allah. Hepsi yabancı. Büyük ihtimalle de Afrikalılar. Yine başka bir fotoğraf. 120'yi bulan sınıfta bir elin parmağını geçmeyecek kadar Türk öğrenci olduğu söyleniyor. Yani Karabük Üniversitesi'nde inanılmaz bir Afrikalı akını var. Yani büyük ihtimalle üniversitenin kabul şartları Afrikalılar açısından Karabük Üniversitesi'ni daha çok... oğlum bu kız o zaman canı çekti diye yapmamış. Bu kız başka yer rahat bulamamış amına koyayım. Her yer Afrikalı. Çekici ama yapıyor. Şey ve gözüken ki, o ki Karabük'te işler çığırından çıkmış durumda. Bu olayların patlamasından sonra Karabüklü tribüncüler olaya el atmış ve bir açıklama yapmışlar. Açıklama uzun ama özetlemek gerekirse şundan bahsediyorlar. Konu 3-5 kişinin Afrika'dan gelen insanlarla korunmasız cinsel ilişkiye girip bu hastalıkları yayması falan değil. Çok daha ciddi bir mesele var. Karabük Üniversitesi'nde neredeyse Türk öğrenci kalmamış. Ve bu dışarıdan gelen arkadaşlar gerek gözleriyle insanları izletme olsun, gerek yüksek sesle konuşmak, müzik dinlemek olsun. Bu şekilde insanları rahatsız ediyorlarmış Karabük'te. Bundan Allah bahsediliyor. Allah. Ve bunun yalnızca Karabük'ün değil tüm Türkiye'nin sorunu olduğu vurgulanıyor. Bu olayların ardından pek çok video, görüntü patladı. Hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır ben de bilemiyorum. Yok 2020 yılında işte çekirge yiyorlarmış öğrenciler Karabük Üniversite. Oğlum sıkışırken video mu çekmişler? Yok abi yok, çekirge yiyorlar orada, çekirge. Çekirge, çekirdek. Normaldir. Çekirge. Hayvan. Yok yok. Bunu ben sana... Köyde genelde öten bir tane piç olur ya sürekli geceleri. Bravo. O
Lisesi'nde. YouTuberlar patlamış, Afrikalılar için Türk kızlarıyla birlikte olmak cennet gibisinden. Tavsiye veriyorlar, Türkiye'ye gelin, burada okuyun. Bunları bir kenara bırakıyorsun. Türk kızları için Afrikalıyla beraber olmak cennet gibi mi? Allah Allah. 2022 yılında Karabük Üniversitesi eski rektörü Refik Polat'ın üniversitemizde 5000 Afrikalı öğrencimiz var. Karabük'ü Afrika'ya, Afrika'yı Karabük'e taşıyacaklar gibi bir açıklaması da var. Daha sonrasında 2020'nin ilk aylarında yine Karabük Üniversitesi'nde yaşanan bir salgından dolayı Ümit Özdağ'ın attığı tweet var. Yani olay arkadaşlar bugün patladı belki ama aslında Karabük Üniversitesi'ndeki bu salgın durumları ve Afrikalı öğrenci patlaması aslında yıllardır devam eden bir süreç. Şimdi olayların gerçekliğine gelirsek Türkiye'de zaten hastalıklara dair bir eğitim verilmiyor. Ya bu videoyla konsantre olamıyorum ki. Videoyu izliyorum, adamın dediğini unutuyorsun. Anlayamıyorum amına koyayım. Videoyu izleme abi. Kete bak. Bende de oldu, bende de. Kimsenin bu konu hakkında bir bilgisi yok. İnsanlar bunu bilseler bile doktora gitmeye utanıyorlar zaten mesajda yazıldığı gibi. Bunun bir ayıp olduğunu düşünüyorlar. Hadi diyelim ki birilerine göre ayıp ya da saçma bir durum ya da aptallık olarak nitelendirebilirsiniz. Ama daha büyük aptallığı söyleyeyim, doktora gitmemek. Çünkü doktora gidilmediği takdirde bu hastalıklar bulaşıcılığını koruyor, tedavi edilmiyorlar ve hastanın vücudunda daha ağır noktalara geliyorlar. Böyle konular bizim toplumumuzda da tabu olduğu için bu konuda problem yaşayanlar ne arkadaşına ne çevresine bu durumu açıklayabiliyor. Çünkü onu öcü, şeytan gibi göreceklerini düşünüyorlar ya da dışlanacaklarını düşünüyorlar ki bu doğru bir düşünce olabilir. Hepsinin temeli de zaten cahillikle bağlantılı. Ancak en büyük problem doktora bile söylemeye çekiniyorlar ve ya ölüyorlar ya da bu hastalıkla yaşıyorlar. Yaşarken de hastalığı daha fazla yayıyorlar. Anlayacağınız vaziyet iki ucu boklu değnek. İşin Afrika tarafından, bakın, ırkçılığa falan hiçbir şeye bulaşmadan tamamıyla bir realite, gerçekliğine değinecek olursam Afrika'da HIV, HPV, AIDS ve diğer aklınıza gelebilecek son derece ciddi ve bulaşıcı cinsel hastalıklar hemen hemen herkeste var. Ve dedim size bak, bunların çoğu hep Afrika'dan geliyor. Çünkü Afrika'da başlatıyorlar bu hastalığı. Evet. Daha fenasını söyleyeyim, bedenler artık bağışıklık kazanmaya başlıyor. Yani HPV'li bir Afrikalıyla daha önce HPV virüsünü hiç taşımamış başka bir insanın korunmasız cinsel birliktelik yaşaması karşı taraf için çok çok büyük bir problem. Afrika'daki yaşam uzunluğunun bu kadar düşük olmasının bir diğer sebebi de aslında bu. Ekmek su yok, evet, bazı sıkıntılar var. Altyapı yetersiz, ancak bir de şu var. Hastalıklar çok ağır arkadaşlar. Şimdi böyle bir coğrafya içerisinden ta Afrikalardan Türkiye'nin Karabük'üne geliyor bu insanlar. Daha sonrasında atıyorum bir Türk egzotik buluyor ya da kimin kiminle ilişki yaşadığı, tekrar söylüyorum, beni ilgilendirmez. Ama bir şekilde Türk kızları da erkekleri de bu Afrika'dan gelen arkadaşlarla birliktelik yaşıyor. Tabi eğitim de olmadığı için kondom mondom hak getire. Sonuç olarak böyle skandal şeylerle karşılaşıyoruz. Şimdi Afrika'daki istatistikleri kafanıza yazdıysanız Türkiye'den çok daha çarpıcı istatistikler göstereceğim. Dostlar, uzmanlar Türkiye'de son 10 yılda AIDS'e yakalananların sayısının 10 kat arttığını belirtiyor. Oha! Oha! Ve Türkiye'de 40 bine yakın kişi HIV virüsünü taşıyor. Şimdi sorarsanız bunu çok fazla şeye bağlayabiliriz. Kültürel baskılar, cinsel eğitimin olmaması, çok eşliliğin artması vesaire. Evet, bunlar kesinlikle etkilidir. Ancak çok eşliliğin artması ne zaman? Abi Türkiye'de de mi kavatlar var? Var tabii ki de. Türkiye'de de mi karısını şey yaptıran adamlar çok? Kako. Abi burada her şey var ama az önceki dediğim gibi insanlar her şeyden hem gizledikleri için kimse kimin ne olduğunu bilmiyor. Oha! Hani her şey vardır. Bir de yani gelen bu göçlere etkilemeliyiz. Aynı Karabük Üniversitesi'nde yaşanan. Bilmiyor musun onu? Türk ifşa diye. Kim? Türk ifşa. Neyi ifşalıyor? Vallahi herkesi. Senin vallahi Memcuk bile orada olabilir vallahi abi. Aa, ne sikişi mi göster? Porno gibi mi? Ay, işte onun Türk versiyonu. Türk kategorisi. Nerede buluyoruz? Ben sana atarım. At. Discord'dan at. Tamam. Dur, ben de gizli sekmeye gireyim. Abi ben orucum. Bir şey değil, sen bakmadan at. Tamam. Attın mı Discord'dan? Dur atıyorum. Hadi sen oğlum. Hangisini istiyorsun? İsim önerim var mı? Türk ifşa.
Tamam. Yayına vermeyeceğim zaten çay ya. Anam var adam, bu neymiş valla, oruç bozulacak benim. Attım dur. Neredesin? Abi Allah için buna bak, ben bakmayayım. Ekranı kapatayım ne olur ne olmaz. Lan ezan ne zaman okunacak? Bu hoca ne zaman okunuyor? Hoca oku artık. Berat sabırsızlanmaya başladı. Bu masaj yapıyor adama, bu normal. İşte. Ananı... Nasıl normal ya? Benim izlediğimi sen izlemedin o zaman. Ya baksana, babaannenin bir tanesini kaçırmış ya. Ya senin abi, sesine bak. Abi. Oğlum bunlar şey yapıyor. Bunlar sen bana sporla ne atıyorsun? Amına kodumu kötü. Bunlar birden sıkışıyor lan. Abi ben sana söyledim. Ben ne yaptım yine? Abi Türkçe ifşa derken ben sandım sen böyle video, böyle mesaj falan ifşalıyorlar sandım. İşte ifşalıyorlar dedim, ben sana boşan dedim senin memcuk da olabilir orada diye. Dur hele, bir daha bakayım hele. Şey, tarihi söyle, ben de oradayım. Siktir git. Baktığının tarihi ne abi? Allah'ım. Tövbe tövbe. Bembeyaz Türk hatun dam almış vurdu. Abi ben seni uyardım, hatta sen bana dedim porno gibi bir şey mi dedim, ben de sana dedim ki abi onun Türk versiyonu. Oğlum tamam da bunların hepsi niye 30 saniye? 10 dakikalık, 15 dakikalık, 20 dakikalık yok mu? Abi işte Türkiye'de 30 saniye zaten. Oğlum 30 saniyede kim ne yapacak amın dedi. Abi tavşan gibi. Bitti. Abi bana özelden yazıyorlar. Siteyi de bana atar mısın diye. Oğlum yazmayın lan. Oğlum Ramazan'dayız lan. Bu olaylar gibi. İşin cinsel hastalık boyutu ve toplumsal sıkıntıları bir kenara bırakırsak şöyle de bir iddia var. Bazı yabancı uyruklu öğrencilerin eylemlerinde bulundukları ve buna hiçbir yöneticinin de karşı çıkmadığı yönünde şikayetler de son zamanlarda oldukça artmış. Öte yandan Afrikalı öğrencilerin bir araya gelerek kiraya çıktıkları konutlarda da komşulara oldukça zor zamanlar yaşattıkları söyleniyor. Karabük Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler yabancı uyruklu öğrencilerin kendilerini yaşattıkları zor anları beka sorunu olarak adlandırırken ilgili kurum ve kuruluşların bir an önce yaşanan bu durumların önüne geçmesini istiyor. Şimdi Türkiye'de gerçekten ne yapılmaya çalışılıyor bilmiyorum ama aslında bir şeyleri tahmin edebiliyorum, burada söylemeyeceğim sadece. Çünkü gerçekten başıma bela alırım. En azından burada bir şeylerin devamlılığını sağlıyoruz. Suriye'yi, Afgan'ı, Paki'yi falan filan geçtik. Artık vaziyet Afrika'ya doğru kaydı. Ki Afrikalı göçmenler aslında Türkiye'nin çok çok uzun yıllardır bir gerçeğiydi. Sokaklarda saat, parfüm, kemer satarlardı ve halk aslında onları severdi. Bunların da birçoğu üniversite öğrencisiydi. Ama dünya göçmen algısı olarak o kadar fazla değişti ve bu durum Türkiye'yi o kadar çok dönüştürdü ki artık insanların Afrikalı göçmen... Abi bir soru soracağım. Harbiden niye bütün dünyanın en fakir ülkelerindeki göçmenler hep Türkiye'ye geliyor? Ve bunlar elini kolunu sallayarak giriyor içeriye. Ve işte, bunlara hep bir destek var. Niye böyle bir şey oluyor? Abi düşün. Biz insan seviyoruz. Hümanist insanlarız belki abi. Ya yok, bence onlara değil. Bence para alıyorlar. Bence para veriyor devlet bunlara. Bir şey yapıyor yani, ne bileyim. Afrika'daki devlet bunlara para, para mı veriyor bunlara al diye. Mastik abim sen Chatterbot hiç girdin mi canlı porno sitesi? Ya abi şöyle düşün, mülteci olduğunu düşün. Türkiye'ye bakıyorsun, layık bir ülke, faşizm yok. Yani seni zorlayacak, girdiğinde zorlayacak hiçbir şey yok. Giriş şartları mükemmel. Elini kolunu sallayarak gidebiliyorsun. Türkiye zaten açılan bir kapı onlar için aynı zamanda. Türkiye zaten iyi bir ülke şey onlara göre. Mesela Afrika, Sudan, Suriye, bu ülkelerde zaten ekmek yok, su yok. İşte. Onlar için Türkiye zaten cennet. Ama bunlar niye elini kolunu sallayarak içeri... Ya hep sınırdan giriyorlar, girdikleri gibi bir de devlet bunlara bakıyor. Evet. Okulda okutuyor, üniversitede okutuyor, ev veriyor, bağış veriyor. Bu ne alaka amına koyayım? Abi şöyle bir durum var. Yanlış biliyorsam chat düzeltin.
Sığınmacı birisinin aldığı para bir öğrencinin aldığı paradan daha fazla diye biliyorum ben. Göçmene karşı da bir sabrı kalmadı. Mesela sokaklarda sempatik olarak gördüğümüz parfüm satan elemanlar kalmadı fazla. Baktılar ki şartlar artık çok daha kolay. Türkiye Afrika'dan çok daha iyi. Böyle bir community de oluşturabiliyorlar. Mesela Karabük Üniversitesi. Tabii community oluşturduğunda kiraya çıkabiliyorsun. Giderliyorlar. Mesela bu üniversitede 12 bin tane yabancı okuyormuş. Oğlum bu okulda nasıl 12 bin kişi giriyor ki amına koyayım? 12 bin. Aynı anda girmiyorlar abi. Hepsinin ders programı farklı tabii de. Yani bir şekilde sığdırıyorlar. Tabii community oluşturduğunda kiraya çıkabiliyorsun. Giderlerin azalıyor. Bu sefer oraya adapte olman da gerekmiyor. Geliyorsun, sonra bunlar reklam oluyor. YouTube'da videosunu çekiyorsun. Ya da oradaki arkadaşlarına söylüyorsun. Bak biz Karabük'e geldik, Türkiye'deyiz. Burada ortam çok güzel gibisinden. Afrika'dan güzel olduğu kesin. Ya senin süreceğin arabayı sikeyim. Ben bundan iyi sürerim abi ya. Abi sen de Karabük Üniversitesi'ne gelsene. Ve burada bu üniversite okursun. Bu durum gerçekten sarmala dönüşüyor. Çünkü hükümet de bu konuyla alakalı bir adım atmıyor. Hatta onları destekliyor. Bu durumda yalnızca kendi halkın zarar görüyor. Ve bu zarar ortamı resmen oluşturuluyor. Eskiden niye böyle değildi? Neden işte siyahi arkadaşlar bize sempatik gelirdi, saat satarlardı, gülerdik, eğlenirdik, çatpat Türkçe konuşurlardı? Hoştu yani arkadaşlar, aramızdaki ilişki kötü değildi. Çünkü o zaman bir community durumu yoktu. Yani siyahi öğrenciler Türkiye'de İstanbul'a gelip 5000 kişi, 10.000 kişi olmuyorlardı. Beraber kiraya çıkmıyorlar. Oğlum onlar da Suriyelilere özendi amına koyayım. Baktılar ki Suriye'den geliyorlar, Suriyeliler grup oluyor, para alıyor, ev alıyor, her şey alıyor. Afrikalılar dedi, ananısını sikerim öyle işi. Biz 50 senedir bu ülkedeyiz, Suriyeliler daha dün geldi. Onlara verilen haklar bize verilmedi. Şimdi onlar da artık gruplaşmaya başladı, şey yapmaya başladı. Vardı. O zaman ne yapıyorlardı? Kendi paranı kazanmak zorundasın. Nasıl kazanabilirsin? Bir şeyler satacaksın. Satmak için Türkçe konuşmalısın. Geldi, o zaman oraya ederim. Adapte olmaya başlıyorsun ve bize samimi, sempatik geliyorsun. Bu politika izlenirken her şey güllük gülistanlıktı. Bakın 15 yıl öncesine gidin. Deyin ki siyahilerle alakalı bir probleminiz var mı? Türk halkı bu konuda en az ırkçı olan halklardan biriydi. Ya bugün tam tersi arkadaşlar. Ve bu sefer maalesef az önce anlattığım skandaldaki gibi hastalıklarla beraber geliniyor. Hastalıklar yayılıyor Türkiye'de. Peki bir önlem alınacak mı? İşte biz gündemde tutuyoruz. Siz belki konuşacaksınız. Belki yetkililer üzerinde bir baskı ama çok sanmıyorum. Durum vaziyet bu. Belki de oradaki Türk öğrenciler artık tamamıyla protestolara başlayacak. Oradan çekilecekler. Bütün üniversite Afrikalılarla dolu olunca herhalde sonunda orada artık başardı Türkiye, ya. Türk namına hiçbir şey kalmayacak. İsminin de Karabük Üniversitesi olmasına gerek yok. O zaman anlayacaklar herhalde yani. Aa biz bir şeyleri yaptık. Abi bu da boş yaptı. Bu da mültecileri konuştu. Abi kız. Ben bu saate kadar bana bir tane bir şey kimse demedi kız herkese bulaştırdı diye. Yok abi öyle bir şey yok ki. Siz dediniz kız herkese bulaştırıyor demiştiniz. Demek ki onu da ben götümden sallamışım. Bu sadece kız siyahi biriyle beraber olmuş, hastalık kapmış. Evet abi onu da normal böyle mi? Mesaj atarak paylaşıyor. Normal ki. Bunun dışında 2-3 kız daha yazıyor böyle. Erkekler falan da yazıyor. Kızla birlikte oldum, sıçtı yatağa falan yazanlar.